Hey bebeğim, hepsi seni düşündüğümden sadece. Selamlar millet, ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanları iyi, yatmalar güzel, yeni gezmeler der, çalışanları iyi dersler. Benim gibi yiyip yeni bir videoyla birlikte olanlara da iyi videolar. Arkadaşlar bugün solucan köftesi, solucan dolması, solucan kavurması ve solucan avını içeren, solucan avını içeren bir video var. Onu isteyeceğiz. Bakalım neler yapıyorlar. Adamlar elektrik veriyor toprağa. Solucanları bıngır bıngır çıkartıyor. Köfte ekmek yapıp yiyorlar. Ama videonun sonunda çok özel bir haberim var. Kanalıma en son abone olan isimleri söyleyeceğim. Öyleyse gelin hep birlikte solucan köftemize geçelim. Videoya. Aman yarabbi. Oo, arkadaşlar görüyorsunuz, adam solucanları topluyor. Yani bu Çin'de, Japonya'da, Kore'de çok önemli bir şey. Solucan yemek çok lezzetliymiş. Sırf protein deposu. Yani tam bodybuilderci yemeği. Bunu yiyorsun, böyle kocaman kasların oluyor. Abi protein açısından bol. Baksana besini solucan hem de. Oğlum kocaman lan, ben hayatta elleyemem onu. Ay. Oğlum bu da yenir mi ya? Adamlar kendini o kadar çok aşmış ki arkadaşlar, kavurmasını yapıyor, kurutup çerez niyetine yiyorlar bu solucanları. Bakın bambu tarlalarında genellikle oluyor çünkü bambuların yetiştiği yerin toprağı nemli oluyor arkadaşlar. Nemli toprak demek solucanın bulunduğu toprak demek. Yani solucanın en çok sevdiği toprak demek, gezebildiği toprak demek, yumuşak toprak demek. Baksana çuval çuval yapıyorlar. Normalde bunlarla var ya çok efsane balıklar yakalanıyor. Kocaman dev balıklar yakalayabilirsiniz solucanlarla. Ama adamları yakalamak yerine yemeği tercih ediyor ya. Aman ya Rabbi. Harbiden değişik bir meslek. Bakın diyor, bu solucanları ilk başta yıkıyoruz diyor. Çünkü çamur oluyor bunların üstü diyor. Çamurda yetiştiği için diyor. Ay. Solucanları temizleyeceğiz şimdi arkadaşlar diyor. Ah, kırmızı solucan. Oğlum nasıl bir şey bu böyle lan? Ya bunlar, bu da yenir mi ya? Ay! Oğlum bunu yiyorum, düşünsene, canlı canlı içinde yaşıyor, ölmüyormuş. Götünden böyle çıkıyor böyle fıs diye. Ay! Solucanları şey yaptı. Doğrama makinesine koydu arkadaşlar. Solucan kıyması. Köfte ekmek. Oo, solucanları parapaçık etti. Oğlum o da yenir mi lan? Ana, yumuşacık bir şey oldu lan o. Bildiğin arkadaşlar kıyma oldu lan bu. Allah'ım yarabbim. Ablam afiyet olsun sana, ekmeği bandır bandır ye. Bıngıl bıngıl bandır bandır yiyebilirsin yani solucanı. Bak canlı, çoğu da canlı. Kaynatmış. Kadın solucanları kaynatmış. Yani kaynayınca piştiği için arkadaşlar, bunun için köfte yapacak, solucan köftesi. Afiyet olsun yani bacım benim. Ye, bereket olsun. Ay bunu, ay şey yapıyormuş bu. Şey dedi, tercümesini şey yaptım. Bunu diyor ezme yapıyoruz diyor. Sabah kahvaltıda iyi gidiyor diyor. Ekmeği sürüp yiyorlarmış arkadaşlar. Ay şey gibi düşünüyor. Bizim sabahları zeytin ezmesi yapıyoruz ya, ekmeği sürüp yiyoruz. Bunlar da solucan ezmesi yiyor. Çok garip lezzetler. Oğlum bir şey gibi oldu. Çamur gibi oldu la bu. Çamur kokar mı? Pis kokar mı ya? Çünkü çamur yiyor bu hayvan. Daha neler gelecek başımıza ya? Bunu da yesin. Ha bu arada Instagram Orhan Tömerken, takip etmiyorsanız takip edin. Bak geçiyor burada. Abone olun. Bunlar da dev solucanlarmış arkadaşlar. Yaşıyor, bakın bakın oynuyor. Oynuyor. Ana. Bak soğan kesiyor arkadaşlar içine. Haşlama yapıyor. Kokoreç'e benziyor lan bunların şeyi. Solucanı. Wow. Oğlum ben bak bunu yerdim. Bak bu benim canımı çektirdi. Kokoreç'e benziyor çünkü, bunu ben yerdim. Merak edip yerdim valla. Şuna bak sen. Kavurma mavurma yaptı. Ekmek arası yapıyor işte size. Dediğim gibi. Solucan arası ekmek. Yok, ekmek arası solucan. Güzelce ne kavuruyor soğanı yağla birlikte. İçinde şimdi onları açacak arkadaşlar. Solucanları açacak. Tamam işte. Mis gibi götür götür ya abi. Bıngıl bıngıl yani. Tabağa da koydu. Üstüne bir baharat, bir tuz. Tamam, daha ne olsun. Kısa günün kârı, afiyet olsun. Yer misiniz lan? Ben yerdim bunu. Merak edip yerdim. Vallahi yerdim. Acımazdım yani. Oh yarasın, şefe bak sen. Arkadaşlar solucan mantısı yapıyorlar burada da. Bu mantıların içerisinde solucan kıyması var, haberiniz olsun. Bak. Tırtıl, şeyliymiş. Tırtıllı
mantığı. Kırk ayak mantısı bu neymiş? Abi kırk ayak mantısı. Ay, kırk ayağı ezmişler, ezip de içine koymuşlar mantının. Daha neler gelecekti başımıza ya. Çok iğrenç gözüküyor, çok pis gözüküyor, iğrenç. Bebek maması gibi bebeklerine veriyorlarmış bunu. Çocuklar için diyor çok proteinli diyor. Bebeklerimize bunu veriyoruz ki diyor iyi beslensin diye diyor. Ana. Oğlum düşünsenize, ananız size bunu veriyor. Al diyor oğlum, iç diyor, içiyorsun tırtılmış. Bunlar da solucan üretimi yapıyor arkadaşlar. Solucan deyip geçmeyin. Solucan var ya, çok böyle işe yarayan bir hayvandır arkadaşlar. Toprağı vitaminlendirir. Bunun boku solucan gübresi çok değerli. Satıyorlar, solucan gübresi yazarsınız internette 150-200 lira. Ay parazit. Ay parazit çorbası. Yine bir solucan ırkı. Evet, bunlar solucanları yine toplamışlar arkadaşlar. Ya ben ilk defa görüyorum bu kadar çok solucan yediklerini ya. Allah Allah. Tövbeler olsun ya. Aa, bu kadın da bu sefer arkadaşlar büyük solucan. Yok tırtıl. Bambu tırtılı. Bambu tırtılı kavurması yiyor. Bunun diyor tadı diyor çok lezzetli diyor. Bunu diyor çiğ yemek yerine diyor pişirerek yemek daha mantıklı diyor. Bizim köylüler çiğ yiyor bunu diyor. Beğendi lan. Ana beğendi. Ben de olsam ben de yerim tabi. Bence lezize benziyor da ama tereddütlerim var. Acaba bunu yiyin acı mı? Sıcak sıcak. Ondan kadın ha 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 yaptı. Sıcak geldi. Afiyet olsun ablam. Yarasın be. Yarasın be kadına. Ooo diyor sıcak diyor. Yemedi yanında yat diyor. Oo, oğlum yağda kızartmış bunu bildiğin. Katır kutur yağda kızartmış. Oo. İşte arkadaşlar baba bu solucan temizleme makinesi. Ana. Solucanın içini kesiyor. Abo. Bunları şey yapıyor, kurutuyorlar herhalde. Arkadaşlar bakın bambu tırtılı çok meşhur orada. Lezzetli bir atıştırmalık olarak geçiyor. Yağda kızartıp kızartıp yiyorlar. Oğlum benim de canım çekti lan. Bu Çinlileri, Japonları izleye izleye kendimi Çinli Japon gibi hissettim. Çocuğa bak kavga ediyor ben de yiyeceğim diye. Yarasın. Sert geldi öteki ona. Oo. Beğenmedi onu. Ulan da abla sen yediyor onu. Oğlum leziz lan yine de. Adamın yesi gelir lan bunu. Yarasın güçüm beni. Hoppa. Tuzu muzu bandı ha. Tuzlu muzlu yapıyor. Tuzlayarak muzlayarak yapıyor vallahi. Oh. Aa işte bakın o minik kurtçuklar arkadaşlar. Dediğim gibi bambu köklerinin içinde, bambu sapların içinde çürümüş bambularda oluyor. Bak topluyorlar onları. O teyzenin yediği gibi, o çocukların yediği gibi işte bunların ufağı bunlar. Bunu yiyorlar ondan sonra. Bıngır bıngır götürüyorlar bunu. Oğlum bir sürü bildiğin kurtçuk lan. Ha bunlar çok lezzetli diyor. Bunlar diyor çocukların gelişimleri için diyor çok değerlidir diyor. Çok severiz biz bunu diyor. Aa, solucanları ne yapıyor şu an? Bir kabın içine sıkıştırıyor. Canlı hepsi de. Biber. Biberi koyacak. Sıkıştıracak mı acaba? Tuz koydu üstüne. Oha şey çevirme makinesi. Ana, solucan çevirme. Oğlum yemezsen ölürsün diyor. Ye ye yanım diyor. Ona lan öyle. Yalnız hayvanları canlı canlı pişirdi ya. Vicdansız bu adam. Yer misiniz? Ben yemezdim bunu yani. Kesinlikle yemezdim. Of patladı. Ay! Bakın yine solucan temizleme makinesi. Tek tek solucanları koyuyorlar içine. Solucanların göbeği çıkıyor arkadaşlar. Göbeği çıkınca temizleniyor. Boku moku çıkıyor bak gösterdiği gibi. Bunları kurutuyoruz biz diyor. Bak. Çıkıyor. Yıkayıp yıkayıp kurutuyorlar. Değişik ya. Renkler ve zevkler tartışılmaz abi. Gerçekten. Anam. Kurtçuk. Aa, kurtçun içine yumurta basıyor. Aa, mantıklı. Yumurtalı yumurtalı olacak. Bir sıcak adam yumurta bombası.
Yalnız kurtçuğun içine yumurtayı bastı, kurtçuklar ölmedi. O kadar bir kurtçukmuş. Bu kurtçuk da pislik ya. Leşin içinden çıkıyor bu oğlum. Hani insan filan önce bunlar basıyor insanı. Kurtçukların içi patladı la. Bunu yemem işte. Buna para verseniz de yemem. Bakın yine solucanları çıkarmışlar. Adam solucanları topluyor. Bakın solucan toplama makinesi yapmış arkadaşlar. Toprağa elektrikli sinyal veriyor, tamam mı? Bu sinyal hayvanları şey yapıyor. Başını ağrıtıyor. Solucanlara elektrik çarpıyor. Solucanlar da dışarı çıkıyor tarladan. Ondan sonra dayı da onları topluyor. Hayvanlara bir nevi işkence yapıyor aslında. Elektrik vererek toprağa. Bak. Şimdi solucanlar çıkar hepsi. Bak. Oynuyor. Gördünüz mü? Oynuyor bak. Çıkıyor. Acaba büyüklerini mi topluyor sadece? Ufakları da topluyor mu? Onu merak ettim. Adam bir daha geldiğimde yerim diye bırakıyor mu solucan acaba? Üresin diye. Ooo hepsi çıktı. Vay be. Ne makineler varmış lan böyle. Adam yalnız büyüklerini topluyor sadece. Bak küçükleri ellemiyor arkadaşlar. Helal olsun. Ay! Tırtıl kavurması. Pahalı ha. Bakın bunların solucanı kurutmuşlar. Solucanın kurutulmuşu çok çok değerliymiş. Çünkü gerekli çerez maddelerinde falan kullanılıyormuş arkadaşlar. Bakın böyle kurutuyorlar. Çok tutuluyormuş bir de. Bakın adam yine şey temizliyor. Solucan temizliyor. Kurutmuşlar çerez diye, çerez. Adamlar bir ticaret oluşturmuş lan. Solucan üretme ticareti, vay be. Yani bilmiyorum, olsa yer miyim? Denerim ya, denemekten bir şey olmaz. Benim videonun sonuna geldik. Sizlere çok güzel ve çok güzel bir haberim var. Instagram'a Orhan Tümerken takip etmesen et. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını söyleyeceğim. Talyas Atlantures, Beytullah Çiğiştepe, Ege, Mira Oğuz, Esma Resimli, Warning, Zula Gamers. Evet sevgili dostlar, bu kanallara abone olduğum videoda ismini çıkartıp ismini söyledim. Senin de diğer videoda isminin çıkmasını istiyorsan video like at, videoyu yorum at, kanala abone ol ve dua et ve bildirimleri aç. Umarım o şanslı kişi sen olursun. Umarım diğer videoda senin ismin çıkar. Başka videoda görüşünceye dek sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.